Merhaba arkadaşlar. Logo Tiger programları ile ilgili video serimize bu video ile birlikte başlıyoruz. Bu videoda kısaca sadece size menü tanıtacağım ve menü mantığından biraz bahsetmeye çalışacağım. Sonra detaylı videolarda aslında her menü ile ilgili detaylı bir şekilde işlemler yapacağız, uygulamalar yapacağız. Peki siz Logo Tiger'ı evinizde kullanabilir misiniz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey Google'da logo yazılım sitesini buluyorsunuz. Öncelikle sitenin içerisine giriyorsunuz. Burada arama motoru kısmına logo tiger yazmanız yeterli. Enter yapıyorsunuz ve karşınızda sonuçlar çıkıyor. Logo Tiger Wings buna tıklayabilirsiniz. Demo sekmesini görüyorsunuz, tıklıyorsunuz. Bu sizin masaüstünde kullanabileceğiniz bir demo değil. Şuradan Logo Tiger Wings'e de tıklayalım öncelikle. Şu bilgileri top, e, doğruca dolduruyorsunuz arkadaşlar düzgün bir şekilde. En önemlisi mail adresi. Firma adına da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yazmanız gerekiyor zaten. E, i̇ki tane bilgi çok önemli. Diğer onun dışındaki bilgiler şurada eğitimi seçtikten sonra çok önemli değil. Aydınlatma metnini kabul ediyorum deyip ben robot değilim deyip gönder dedikten sonra mailinize bir şifre gelmesini bekleyeceksiniz. Hemen geliyor zaten. Kullanıcı adı gelir. Şifre herkeste bir ve bir link geliyor. Bu linke tıklayarak programa ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar ki ben de şu anda o link üzerinden bu programa bağlayayım ve bu şekilde programı kullanabiliyorum. O yüzden siz de çok kısa bir süre içerisinde bu demoyu hemen bilgisayarınıza indirebilirsiniz diyecektim. Alışkanlık olmuş ama indirmenize gerek kalmıyor. Size gelen link üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Tabi ee, link üzerinden bağlanmanın da şöyle bir durumu var. Mesela cari hesapları açayım size. Türkiye'nin her yerinden herkes bağlandığı için buraya. Herkes bir şeyler yapıyor burada. işlemler yapıyor. Ve bu işlemlerde burada maalesef kalıyor. Mesela onların yaptığı işlemleri de buradan görebiliyorsunuz. Aslında bu bir bakıma iyi bir şey. Birçok işlemin olması rapor alırken falan bunların hepsi işimize yarayacak. O yüzden bunu çok takmayalım kafamıza. Şimdi ben hemen hızlıca menüye geçeceğim ama bir dakikalığında bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu videoları çekerken biz diyorum çünkü benim gibi video çeken birkaç tane daha böyle tanıdığım bildiğim kişi var. Takdir ettiğim çabalarını. O kadar çok emek sarf ediyoruz ki mesela size en basitinden şöyle anlatayım. Şu anda saat gecenin iki buçu ve ben az önce 20 dakika boyunca video çektim. Çektiğimi sandım. En son editleme kısmına geçtiğimde yani YouTube'a yükleme kısmına geçtiğimde sesin kötü çıktığını fark ettim. O şekilde de koyabilirdim. Yani kötü bir şekilde e, koyabilirdim o sesi de. E, ama içime sinmedi ve şimdi tekrar çekiyorum. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi arkadaşlar benim videolarım, ya benimki nadizane küçük bir kanal. 3500 abonesi var. 150.000 görüntülenmesi var. Bakın bu iki sayı arasındaki fark size neyi anımsatıyor yani 150.000 izlenmeye karşı 3500 abone ne demek Bunun nereden baksanız izleyenlerin 10 katı 20 katı 30 katı kadarı Kişi abone olmadan izliyor Bu neye sebep oluyor arkadaşlar abone olduğunuz zaman YouTube'a bir ücret ödemiyorsunuz Peki Bize zararı ne Aslında bu kanalı daha çok kişi izleyebilecekken Sizin abone olmamanın sebebiyle Kanal rating yani rating gibi düşünün bunu. Düşük görünüyor. Aslında rating'i yüksek ama çoğu kişiye ulaşmıyor bu kanal. Sizden ricam arkadaşlar, eğer birazcık hatırım varsa, emeğim varsa üzerinizde 2 dakikanızı ayırıp abone olur musunuz? Yani YouTube'u oturum açmadan izliyorsunuz. Bu herkesin sık sık yaptığı bir şey. Oturum açmak dediğiniz şey şu anda YouTube ekranının sağ üst köşesinde oturum aç yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Mail adresinizi ve şifrenizi giriyorsunuz. Sonra kanala abone ol seçeneğine tıklıyorsunuz o kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani bu kanala abone olmak yeni yayınlanan videolardan haberdar olmanızı sağlayacak. Yani ben yeni bir video yayınladığımda ya da beğendiğiniz başka bir arkadaşım yeni bir video yayınladığında siz de bunu hemen göreceksiniz. Lütfen sizden rica ediyoruz. Abone olun ve bizi destekleyin. Çünkü biz bu videoları çekerken hiçbir şekilde sizlerden maddi bir şey talep etmiyoruz. Evet döndüm konuma tekrar. Bu konuyla da ilgili bundan sonra her videoda bu ricamı tekrarlayacağım. Çünkü gerçekten abone sayısı izlenme oranına göre düşük. Hani izlenmeyen bir kanal olsa diyeceğim ki izlenmiyor ama izleniyor. Yani 150 bin görüntülenme var. Ama 3500 abone çok az. Lütfen. Şimdi menü mantığına geçelim arkadaşlar. Logo Tiger bir ERP programıdır. Yani görmüş olduğunuz gibi menüde fatura, kasa, banka gibi şeyler göremezsiniz. Bunların hepsi... Bir meslek grubunu temsil ediyor aslında bu menüdeki her yazı bir meslek grubunu temsil ediyor hemen hemen. Şimdi bir masa düşünün yuvarlak bir masa ya da bir toplantı salonu düşünün. O toplantı salonunda farklı mesleklerden yetkililerin oturduğunu düşünün. İşte burası o masa. Yani burada herkes var. Malzeme yönetimi dediği depo, duran varlık yönetimi dediği yine aynı şekilde depo, talep yönetimi dediği satın alma ki altta da var. Ee, talep yönetimi ayrıca şirket içinden talepleri toplayan bir birim ki bunu genelde satın alma yapıyor. Satış birimi, dış ticaret birimi, finans birimi ve genel muhasebe birimi gibi ki yönetim de bunların içerisinde. Birçok meslek grubunu burada topluyor. Bizim için önemli olan hangisi peki? Biz ön muhasebede malzeme yönetimi, satın alma, satış dağıtım ve finansı kullanırız. Bunların muhasebeleştirilmesinde de genel muhasebe menüsü kullanılan bir menüdür. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken menüler malzeme yönetimi 1, satın alma 2, Satış dağıtım 3, finans 4, genel muhasebe 5. Ben nazaranen bunlardan size bahsedeceğim. Detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Ve en sonunda da bunların hepsini içeren bir video çekeceğiz. Yani bütün işlemleri içeren bir video mutlaka yer alacak kanalımızda. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Bu Logo Tiger'ın ilk videosu. Devamı gelecek. Şimdi arkadaşlar, malzeme yönetimi menüsüne girdiğiniz zaman malzeme yönetim menüsünde neler yapabilirsiniz onu söyleyeyim. Malzeme yönetimi ana kayıtlar menüsüne girerek buradan malzemeleri tıklayarak yeni bir malzeme tanımlayabilirsiniz. Az önce ben mesela 20 dakikalık bir video çektim dedim ya işte bakın az önce çekmişim ve bunu aslında tanımlamışım buraya. E, niyetim aslında bu videoda hem de kartlar tanımlamakta ama inanın saat gece çok geç olduğu için bu sefer mazur görünmeni az önceki hata olmasaydı açmıştım aslında. Ama bir sonraki videoda kartlar açacağız söz. Buradan ne yapılıyor? Satmak üzere almış olduğumuz ya da imalatta kullanacağımız, üretimde kullanacağımız malzemeleri bu menüden tanımlayabiliyoruz. Şu anda bilmemiz gereken kısım bu. Satın alma menüsüne geldiğimiz zaman ise satın alma menüsü tüm alımların işlendiği yerdir. Ama bir şartımız var. Bu alımlar açık fatura karşılığında yapılmış olacak. Not almak istiyorsanız malzeme yönetimi için stok diyebilirsiniz. Satın alma menüsü için de tüm açık alış faturaları diyebilirsiniz. Yani bu mal alımı da olabilir, masraf hizmet alımı da olabilir. O yüzden bu menüyü açık alım faturalarını işlerken kullanacağız. Hareketler menüsünden faturalar açılacak. Ki onu da gösterelim. Satın alma menüsüne giriyoruz. Hareketler ve buradan gördüğünüz gibi faturalar, irsaliyeler karşımıza çıkıyor, bizi karşılıyor. Ee, satış dağıtım menüsünde ana kayıtlara geldiğimiz zaman ise verilen hizmetler yani... Az önce açmıştım. Teknik servisimiz var mesela. Burada gördüğünüz gibi. Teknik servisi açabiliyoruz. Onun dışında pek bir şey için kullanmıyoruz. Satış dağıtımda tabi hareketler kısmında en önemli şeye gelelim arkadaşlar. Tüm açık satış faturaları buradan düzenleniyor. Eğer logonun e faturasını yani connect dediğimiz uygulamasını kullanıyorsanız buradan düzenlemiş olduğunuz satış faturaları oraya düşüyor ve e faturalara karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde satış dağıtım menüsünün karşısına eşittir deyip tüm açık satış faturaları yazabilirsiniz. Ve finans menüsü en sevdiğim yer. Geriye kalan her şey kısaca. Yani kart açmak, bir stok açmak, açık bir alım faturası işlemek, açık bir satış faturası düzenlemek dışındaki her şey finanstan yapılıyor. Finans menüsüne geldiğiniz zaman ana kayıtlardaki başlıklar size zaten neler yapabileceğinizi gösteriyor. Cari hesaplar kısmından mesela cari hesap açabilirsiniz ki bunları logogo'da yaptık sayfayı görüyorsunuz aynısı açılsın tekrar göreceksiniz şimdi cari hesaplara girdiğiniz zaman logogo'nun aynısı sadece şu menü farklı o yüzden aynı işlemleri burada da yapacağız sağ tuş ekle deyip kart açacağız ama bunları beraber yapalım bekleyin bir sonraki videoda bankalar var buradan banka kartlarını açacağız kasalar var kasa kartlarını açacağız yani parayla ilgili her şey buradan yapılıyor arkadaşlar ve bunların muhasebeleştirilmesi de genel muhasebe kısmından yapılıyor. Sizden ricam arkadaşlar tekrar söylüyorum şu kanala lütfen abone olun. Sonra işiniz bitince de istiyorsanız tekrar çıkın abonelikten ama lütfen bizi destekleyin. Çünkü ne kadar çok abone olursa bu kanal o kadar çok kişiye ulaşmış olacak ve daha çok kişi yararlanacak. Benim amacım bu videolardan herkesin yararlanmasıydı. En baştan yola böyle çıktık. Eski videolarımı izleyenler de bilirler. Eğer bu videoları izleyerek bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız ve şu ana kadar abone olmadıysanız Bir düşün, o kadar emeğe karşılık Sizden tek beklentimiz bu Onu da yerine getirmiyorsanız ne diyebilirim ki Canınız sağ olsun evet, Kendinize çok ama çok iyi bakın Bu videoların devamı gelecek Abone olsanız da gelecek olmasanız da gelecek Canınız sağ olsun ama Bu videoların devamı gelecek Seri bir şekilde Logo Tiger serisi oluşturacağız Ve sizlere Logo Tiger'da neler yapabileceğimizi Detaylı bir şekilde göstereceğim ve bu eminim size çok yararlı bir e, video olacak, video serisi olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakın. E, Logo Tiger serilerini kaçırmayın, hepsini takip edin. E, ve en sonunda da arkadaşlar zaten hepsini birleştirip süper bir video çekeceğiz. Bütün işlemleri tek bir seferde yapıp çıkacağız programdan. Ve böylelikle sizde bilginizi test etme imkanı bulacaksınız. E, şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Leguera.